Şu anda aktif olarak çalışan tek bizde var. Dünyada da şu anda en son teknolojisinin sonuncusu. Evet, bu arada sadece ufak fiziksel prototipler değil ama fonksiyonel olarak da ne Çalışma prensibi olarak aynı. Fakat biz tabii burada daha fazla araştırma yapmak için küçük sayıda birden fazla yaparak daha fazla sayıda araştırma yapıyoruz. Bu sayede. Bunların içerisinde ürünlerimiz var. Doktor işletmeleri yeni bir yerisi kuracağım. Bunlar da bu tür. Bu şekilde bir sensör var. İçerisine ürünleri koyuyoruz. Ürünle devrinin dayanıklılığı gelin bu oksijeni belirliyoruz bu sayede ve daha uzun süre 12 ay kadar belki daha fazla ürünün 12 ay kadar daha dağdan kopmuş gibi bizim sektörün büyük yapacağı şeyler yurtta tanımış etkileri mesela geçen hafta buraya gelip burayı incelediler yaptıracakları yeri kesinlerle aldı bitti aldılar. Ve boya bitkilerin geliştirmesini bir proje kapsamında yürütülen bir proje. Bu yıl itibariyle 3 yıllık bir proje. 2015 yılı itibariyle başlamış bir proje. Evet, şu an ilk aşamalar olduğu için henüz kablosu oluşturma aşamasında. 400 bin fide toplam 7 ile dağıtılacak. Bunları bu proje kapsamında tabii Tarım İl Müdürlükleri aracılığıyla dağıtacağız efendim. Tamam. Biz Tarım İl Müdürlükleri'ne teslim edeceğiz. Onların belirledikleri çiftçilere teslim edilecek. Güzel. Bu şekilde böylece yani üretimi artırmış olacağız. Tabii. Yani bunlar çok ciddi değerleri var yani. Aynen. Şimdi bunlar ekstraktları da bitiriyoruz sayın başkanım. Ekstraksiyon evet. Yapıp ilaçlamamız lazım. Bunlar hep aynı tür mü? Şimdi sayın Halim bu aynı tür. Yalnız bizde bir sıkıntıdan bahsetmek isterim. Madem böyle bir konu açılmışken. Türkiye'de lavanta üretimi genellikle ocak bazlı yapılıyor. Birim alandaki ekim miktarı çok düşüyor. Evet. Halbuki bunu biz bu arık ekme sıraya ekersek hem şeyi artacak, üretim birim alandaki üretimi hem de hasatta makinalaşmaya gitmiş olacağız. Bu çok önemli. Evet. Ama Smart'ta şu ana kadar bunu başlatabilmiş değiliz. Bu belki de buna bir vesile olacak. Evet. Çok da güzel. Ama o yönde yönlendirilmesinin çok önemli olacağını düşünüyorum. Yok biz dikim sırtlığını efendim ona göre ayarlıyoruz. Makinalasa da uygun olacak şekilde 1,5 metreye yarım metre şeklinde ayarlıyoruz. Bu değil. Tek sıra, tek sıra halinde. Selam, devam edelim. Ocak halinde değil, tek sıra halinde. Çünkü Fransa'daki bu asa işlem sırada yapılıyor. Bunlar nereye yapılıyor? Yurt dışı kaynaklı ama bizim kendimiz hayır. Bizim burada Türkiye'de tek biz çalışıyoruz. Temel biz yediyiz. Beyaz şey ne? Orada değil ama Yalova ve diğer birkaçın araştırma kurumlarıyla ortaklaşa yürüttüğümüz projeler var. Islah çalışmalar için altyapıyı oluşturmaya çalışıyoruz. Çeşit geliştirmeye çalışıyoruz. Çeşitleri toparlamaya çalışıyoruz. Bir sonraki aşamasında ıslah geçeceğiz. Çeşitlere farklı ekstraksiyonlar olabilir. Tabii. İçerikleri olabilir. En iyisi bizim olmamız lazım. Evet. Şu an bu lavanta ile ilgili gelen proje oldu mu bu son çağrıda? Bu bir aromatik bitkilerle ilgili. Evet bir tane var. Bu bir aromatik bitkilerle ilgili. Onu koordineli şey yaptı da. 13. çağrıda var. Yani özellikle çünkü ilk uygulamalar olduğu için evet. hem üniversite işte Tarım Kırsal Kalkınma Kurumu. Evet. Şimdi Tarım Kırsal Kalkınma Kurumu'nun bu projeler biliyorsunuz çok ciddi anlamda bir imkan var. %50 bunun hani doğru bir eksende başlaması aslında Enstitü'nün ve üniversitenin ilgili birimlerin de iyi bir yönlendirme yapması lazım. Buyurun. Teşekkür ederim.